أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Nisa suresindeyiz. Surenin 131. ayetindeyiz. Estaizu billah. Suresi 131. ayet. Ayetin en son kırık mealinde kaldık. Türkçe İngilizce kırık meallerini yaptık mı? Türkçe'yi yaptık da İngilizce yaptık. İngilizce'yi yaptık değil mi? Tamam. İrabı kaldı o zaman. Velillahi Vav istinafen lillahi car mecrur haberun mukaddem ma mubteda'un muakhar fi car es-semavati mecrur ve ma fil ardi vav atf ma ma'tuf fi car el-ardi مجرور واو عطفا لام حرف جواب قد حرف تحقيق وصينا فعل ماض فاعل نحن الذين مفعول به أوتوا فعل ماض مجهول نائب فاعل أردك واو الكتاب مفعول به من جار قبل مجرور كم مضاف إليه وإياكم عطف معطوف أن حرف نصب اتقوا فعل أمر فاعل أنتم الله مفعول به واو عطفا إن حرف شرط جازم تكفر فعل مضارع مجزوم فرابطة إن حرف نسخ لله جار مجرور
khabaru inna ma ismu inna fi jar as-samawati majrur wa ma fi al-ardi waw atfan ma ma'tuf fi jar al-ardi majrur waw atfan kana fi'lan madin Allahu ismu kana ganiyan khabaru kana hamidan khabaru kana thani. Şimdi de ayetin meallerine geçelim. Nisa suresi 131. ayet. Estaizu billah. Nisan suresi 131. ayet. Diyanet mealiyle başlayalım. Göklerde her şey, her şey, şey ayette açık değil ama ma ile ona işaret ediliyor. Yerdeki her şey Allah'ındır. Aslında ayetteki şey tersten Allah'ındır göklerdeki her şey. Veya göklerde ne varsa, yerde ne varsa biçiminde. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere de, size de Allah'a karşı gelmekten sakın. İttakû. İttakullâha. Allah'tan sakının. Bu arada karşı gelmekten biçiminde bir açık. Yani İttakû. Bu araya da karşı gelmekten diye bir açıklama konmuş diye tavsiye ettik. Vassayna'yı tavsiye ettik demişler. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Allah zengindir. Övülmeye layıktır. Elmalı Hoca'nın mealine bakalım. O ayetteki gibi öne çekmiş bu ifadeyi. Allah'ındır bütün göklerdeki, yerdeki. Başka bir de var mı? Evet, girişteki vav gözükmüyor. Allah'ındır bütün göklerdeki, yerdeki. Sonra da Celalim hakkı için sizden evvel kitap verilenlere de tavsiye ettik. O böyle kat için mi kullanmış? Evet, lamı kasem olarak değerlendirmiş. Yemin olarak. Yemin olarak. Onu da yeminde böyle yapmış. Celalim hakkı için sizden evvel kitap verilenlere de tavsiye ettik. Tekin kalkıyor. Göklerdeki, yerdeki sanki bir şey. Bütün demiş ya, ondan genişletmiş. Verilenlere de tavsiye ettik. Size de ki Allah'tan korkun ve eğer tanımamazlık ederseniz. Küfrü bu kez Elmalı Hoca böyle dile getirmiş. Allah'tan korkun, korkmanızı vasiyet ettik. Hı? Allah'tan korkmanızı tavsiye ettik. En ittakullah. Evet. Tabii. Tavsiye ayrı vasiyet. Tavsiye biraz daha hafif kalmaz. Tabii. Vasiyete göre biraz daha hafif. Yani yapsanız olur, yapmasanız olur gibi tavsiye. Biraz Türkçe'de öyle anlaşılıyor da aslında Kur'an'ın dilinde öyle değil. Geçen ders örneklerine baktık.
Kur'an bunu doğrudan farz olan şeylerde, bağlayıcı şeylerde mesela وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ yani anne babasını insana o konuda vasiyet ettik, iyi davranmasını diyor. Başka bir yerde Cenab-ı Hak وَقَدَى رَبُّكَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا Rabbin takdir etti ki kendisinden başkasına kulluk etmeyesiniz ve ana babaya iyilik edersiniz. Bu denli önemli olan bir ifadeyi başka bir yerde biz vassayna ile görebiliyoruz. Demek ki bu yani yapsanız ne ala, yapmasanız da siz bilirsiniz kabilinden bir şey değil. Ve eğer tanımamazlık ederseniz haberiniz olsun ki, tabi ayette böyle haberiniz olsun ki biçiminde açık bir şey yok. F var sadece. Allah'ındır bütün göklerdeki ve yerdeki ve Allah bir gani hamid bulunuyor demiş Elmalı Hoca mealinde. Gani'yi olduğu gibi, hamidi de olduğu gibi almış. Nasuh Hoca'nın mealine bakalım. Ve göklerde ne varsa ve yerde ne varsa Allah Teala'nındır. Andolsun ki sizden evvel kendilerine kitap verilmiş olanlara da sizlere de Allah Teala'dan ittikada bulununuz. Takvayı böyle Arapçadan alıp aynen koymuş. İttikada bulunmak diye tavsiye etmişizdir. Ve eğer küfrederseniz yani görmezden gelir yok sayarsanız şüphe yok ki göklerdeki ve yerlerdeki her şey şey kavramı ayette açık değil. Yukarıda kullanmadı. Aşağıda kullandı hoca. Allah Teala'nındır. Ve Allah Teala ganidir, hamiddir diyor Nasuh Hoca mealinde. Çantay Hoca'nın mealine bakalım. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Andolsun ki biz sizden evvel kendilerine kitap verilenlere de size de Allah'tan korkun diye tavsiye etmişizdir. Bu ayete bakılırsa biz ben genelde Nuh Amerika bir gencin de sohbetine vardı. Ehli kitap deyince siz sadece Hristiyan ve Yahudiler mi anlıyorsunuz? Burada da sanki onlarla ayrı mı yani ehli kitap diye bahsedilen yerlerde kendilerine kitap verilenlere biz kendimiz içine katmayacak mıyız onlar için? Burada ayrı ayrı anladım. Yani ayette görüyorsunuz Cenab-ı Hak onları sizden evvel diye tarif ediyor. Bize de kitap verilmiş ama bizden evvel kitap verilenleri konu ediniyor burada. Min kablikum. Sizden önce kendilerine kitap verilenler. Size de aynı. Bize kitap verilenlerden. Tabii herhalde kitap verilenlerden. Ama Kur'an bunu bir istilah olarak ehlil kitap biçiminde esasen şeyler için kullanıyor. Yani işte ki bizden önce kitap verilenlere, Yahudilere, Hristiyanlara kullanıyor. Allah'tan korkun diye tavsiye etmişizdir. Eğer tanımayıp küfrederseniz şüphesiz ki hem tanımayıp hem küfrederseniz ikisini de kullanmış. Şüphesiz ki göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah her şeyden müstağnidir. Asıl hamdü sena da onadır. Asıl hamdü sena da onadır. Ayette böyle bir açıklık yok ama Hamid'i böyle meale taşımış Çantay Hoca. Pulaç Hoca'nın mealine bakalım. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Andolsun biz sizden önce kitap verilenlere ve sizlere Allah'tan korkup sakının diye tavsiye ettik. Eğer inkara saparsanız, inkara sapmak, şüphesiz göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah'a hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, hamde layık olan, layık olandır, diyor Bulaç Hoca mealinde. Yaşar Hoca'nın mealine bakalım. Göklerde ne var, yerde ne varsa yalnız Allah'ındır. Bu ayetteki lafzatullah'ın öne geçmişliğini ayrıca bir kelimeyle ifade etmiş Yaşar Hoca.
orada hasr var demek istiyor. Devamla inan olsun. Yani bu böyle bir yöresel bir ifadeydi. Evet, inan olsun. Hem inan olsun hem sizden önce kitap verilenlere hem de size Allah'tan sakının diye önerdik. Vassayna içinde önerdik demiş hoca. Nankörlüğe saparsanız şu bir gerçek ki göktekiler de yerdekiler de Allah'ındır. Allah ganidir, zenginliğine sınır yoktur, hamiddir, övülen ve övendir diyor Yaşar Hoca mealinde. Ateş Hoca'nın mealine bakalım. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır demiş. Toplamış, ikisini beraber ifade etmiş. Sizden önce kitap verilenlere de, size de Allah'tan korkun diye tavsiye ettik. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Allah zengindir, övgüye layıktır. Suat Hoca'nın mealine bakalım. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ın mülküdür. Ayette ayrıca böyle mülk kavramı bulunmuyor. Biz gerçekten hem sizden önce ehli kitaba hem de size Allah'a karşı gelmekten sakınmanızı emrettik. Eğer inkara sapıp nankörlük ederseniz bilesiniz ki göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah ganidir, hamiddir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bütün övgülere layık olan O'dur Celle Celaluhu. Yusuf Ali mealine bakalım. To Allah belong all things. Her şey Allah'a ait. In the heavens, göklerde. And on earth, ve yerde. Verily we have directed the people of the book. Biz kitap ehline onlara emir verdik. Before you, sizden önce. And you, ve size. Parantez içinde o Muslims, ey Müslümanlar, to fear Allah, Allah'tan korkmanızı. But if they deny him, fakat eğer onlar onu yok sayarlarsa, görmezden gelirlerse, ve in tekfuru, orada zamir yok ama burada koymuş law, unto Allah belong all things, biline ki Allah'a ait her şey. In the heavens, göklerde. And on earth, ve yerde. And Allah is free of all wants. Ve Allah her türlü beklentiden azadedir. Hiçbir isteği, beklentisi olmayandır. Talebi olmayandır. Gani için böyle demiş. Worthy of all praise. Bütün örgülere layıktır diyor Yusuf Ali mealinde. Pihten mealine bakalım. Unto Allah belongeth whatsoever, Allah'a ait ne varsa is in the heavens, göklerde. And whatsoever is in the earth, ve yerde her ne varsa. And we have charged those who received the scripture, kitabı teslim almış olanlara, before you, sizden önce. Biz onları yükledik, yükümlü tuttuk. And we charged you, ve sizi de yükümlü tutuyoruz, that you keep your duty toward Allah. Allah'a karşı sorumluluğunuzu gözetesiniz diye. Takvayı bir bakıma izah etmiş. Yaradana karşı sorumluluğunu kişinin gözetmesi. Böyle izah etmiş. And if you disbelieve, eğer inanmazlık ederseniz, law unto Allah belongeth whatsoever is in the heavens, Allah'a ait göklerde her ne varsa. And whatsoever is in the earth, ve yerde her ne var ise. And Allah is ever absolute owner of praise. Allah her dem zengin, mutlak manada, ve övgüye layık olandır demiş Piktal mealinde. Son mealimiz Şakir meali.
And whatever is in the heavens, göklerde her ne varsa, and whatever is in the earth, ve her yerde her ne varsa, is Allah's, Allah'ındır. And certainly we enjoin those who were given the book, ve kesinlikle biz kitap verilmiş olanlara emrettik, before you, sizden önce, and we enjoin you, ayette fiil tekrarlanmıyor ama parantez içinde tekrarlamış, size de emrediyoruz, to, that you should be careful of your duty to Allah, Allah'a karşı sorumluluğunuzda dikkatli olasınız diye. And if you disbelieve, eğer inkar ederseniz, then surely, o takdirde muhakkak ki, whatever is in the heavens, göklerde her ne var ise, and whatever is in the earth, ve yerde her ne var ise, is Allah's, Allah'ındır. And Allah is self-sufficient, ve Allah kendine yeter olandır. Gani'yi böyle anlamlandırmış. Gani, kendi başına yeten, praiseworthy ve övgüye layık olandır demiş Şakir mealinde. Böylece İngilizce mealleri de okumuş olduk. Sırada meal dosyamız var. Dördüncü sure 131. ayet. Buradan ayeti alalım. Velillahi. Mane geçmeden önce Cenab-ı Allah'ın burada şimdi onu düşündüm. Niye üst üste belirler imafis temelati ve mafis akafya geçti? Vav'la bağladığına göre bir öncekinde Allah bir vaatte bulundu. Hı hı. Dedi ki eğer ayrılırsanız ben ikinizden muhtaç etmem. Hı hı. Çünkü ihtiyacınız olan her şeye ben sahibim. Evet. Sanki birinci belirler imafis temelati bir önceki ayete gidiyor. Hı hı. İkincisinde de siz inkar ederseniz bana ne şey dokundurabilirsiniz? Zaten yerde doktor her şeyden hakimim. Hı hı. Yani şey gibi değil. Bu valla atıfsa sanki önceki ne bir cevap. Evet. Yani şu evet. Zaten gibi. Zaten Allah'ındır göklerde ne varsa. Ona geçmeden önce onun için bir önceki ayette Cenab-ı Allah bir şey vaatte bulundu. Eğer ayırsanız genişliğimden her birinizin ihtiyacını giderek. Şimdi bir bize bir vaatte bulunsa iyi de bunu nereden sağlayacaksın diye insanın aklına evet. Bir şey gelir. Evet. O da varlığından söz ediyor Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak diyor ki benim varlığım budur. Evet. Sizin ihtiyacınız olan benim varlığımın dışında bir şey midir? Evet. Zenginliğine işaret ediyor. Evet. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. O zaman zatenle girelim. Zaten Allah'ındır. Niye böyle çok büyük yazdı? Yukarıdan alırsan cumaya şey bak büyük. Zaten Allah'ındır. Göklerde ne varsa ve yerde ne varsa. Nokta. Zaten Allah'ındır. Göklerde ne varsa ve yerde ne varsa velillahi ma fis semawati ve ma fil ard. Ve laqad vassayna allazina utul kitaba. Hem sizden önce kitabın verildiği kimselere ve size
vasiyet ettik ki vasiyet ettik. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ Hocam, bu seyir ettiğin peşini alsak daha değil mi hocam? Yok. Hem biz de o seyir etmiştik size, öyle kitabı verdiğiniz size, Allah'tan sakınmanızı diye. Hem vasiyet ettik. Sizden önce kitabın verildiği kimselere ve size. Evet, olabilir. Öyle yapayım. Yani böyle olsana Aslı hocam, ama Türkçe'de böyle yapmıyor. Hep biz diyoruz ki ayeti. Evet tabi, sen de bazen öyle istiyorsun, bazen... Ama burada öyle bir şey hocam, yani ben de sizden önce ona öyle düşündüm ama... Bir bakalım. Senin kanlıkla. Bakalım oluyor mu? Sonuçta yazıyoruz. Nedir? Mürekkep gitmiyor. Hem vasiyet ettik sizden önce kitabın verildiği kimselere ve size. Tavsiye Allah'tan sakının diye. Biraz daha hafif gibi geliyor sanki. Yoksa aslında kök itibariyle aynı şey gibi de. Türkçedeki kullanım biraz daha gevşek sanki tavsiyenin. Yani yapsan ne ala, yapmasan da güzel, gönlün bilir gibi. Bu da Allah tarafından daha hem vasiyet ettik sizden önce kitabın verildiği kimselere ve size. Allah'tan sakının diye. Bu mu yoksa üsttekini de yazalım. Allah'tan sakının. Olmaz değil mi hocam? Yapacağız onu. Yani kad ile biraz daha eskiteceğiz onu. Evet. Sizden öncekileri, hem kitap verdi kimselere ve size de. Hem vasiyet etmiştik. Etmişizdir. Etmiştik biz. Etmiştik mi? Etmişizdir mi? Etmişizdir de zaten etmiş. O belirsizlik üretmişiz. Belirsizlik. Peki, hem vasiyet etmiştik. Sizden önce kitabın verildiği kimselere ve size. Allah'tan sakının diye. Allah'tan sakınmanızı deseydim. Yok, sakının. Hem sizden önce kitabın verildiği kimselere ve size vasiyet etmiştik. Vasiyet etmiştik. Allah'tan sakının diye. Nasıl? İkisi de duruyor karşımızda. Hocam, Allah taraflara Allah'tan sormayalım da taraflara değil de üçüncü tarafa soralım. Ha? Allah'tan sakının diye vasiyet etmiş şeklini gözlerime getirmezseniz alttaki daha şey. Ama kimse size Allah'tan sakının diye vasiyet etmiştik derseniz yukarıdaki şimdi Türkçe'ye biraz daha uygun oluyor ama ayetten uzak oluyor. Yani ayet manadan değil de belki sıralanışından uzak. Yoksa anlam olarak hemen hemen. Ama Allah'tan sakının değil, o zaman malum vasiyet etmiştiğin önüne alınacak. Neyi istedin anlamadım. Zaten Allah'ındır göklerde ne, orada hem sizden ödekten verdi kimselere ve size Allah'tan sakının diye vasiyet etmiştik dersiniz hocam. Yukarı tarafa mı? Yukarı tarafa. İyice tamamen içeri toplamış olduk ama ve size kimselere ve size Allah'tan sakının diye vasiyet etmiştik. Aşağıya bakalım. Hem vasiyet etmiştik sizden önce kitabın verildiği kimselere ve size Allah'tan sakının diye. Alttaki. Alttaki mi? Alttaki ayete uygun. Öteki de Türkçe'ye uygun. Neye? Dur, katacağız onu. Lam var orada. Bir de kadı kattık. Miştik şeklinde eskittik. Lamı da ya tekit olarak, cevap harfi olarak ya da kasem olarak. Hem kesinlikle kesinlikle şuraya ekleyelim. Kesinlikle. O kesinlikleyi fiile götüreceğiz. Burada durmayacak. Sakının diye kesinlikle vasiyet etmiştik diye kesinlikle vasiyet etmiştik.
hem bu kez burada olacak, hem kesinlikle vasiyet etmiştik. Şuraya iki nokta, şu alttakini biraz noktalamalarla beslemek icap eder. Sizden önce kitabın verildiği kimselere çift nokta değil de noktalı virgül burası galiba. Sizden önce kitabın verildiği kimselere ve size. Buraya iki nokta. Allah'tan sakının diye. Şöyle dua edeyim. Yukarıdan yürüyeceğim. Hem kesinlikle vasiyet etmiştik Allah'tan sakının diye. Sizden önce kitabın verildiği kimselere ve size. Hem nasıl? Hem kesinlikle vasiyet etmiştik Allah'tan sakının diye. Sizden önce kitabın verildiği kimselere ve size. Yani ayetin şeyine daha bir uygun değil de ikisinin ortası bir şey oldu. Buradan ikinci defter uygulamıyor. Evet. Ne yapalım? Birinci mi kalsın, ikinci mi? Türkçe'ye şu an anlam bakımından Türkçe'ye daha birincisi daha uygun ama ikincisi Arapçasına yakın oluyor. Ne tabi? Fark etmez diyorsun. Okuyayım bakayım. Kime vasiyet edildiğini vurguluyor Allah-u Teala Kur'an'da. Yani hangisi diyorsun? Öncelikle vasiyet edilen kime vasiyet ediliyor? Kitap verilenlere. O önce vurgulanacak. Ondan sonra vasiyet ettik. Ne diye en sona kalması lazım. Yani alttaki mi diyorsun? Tabii hocam. Allah'tan peki. Sakının diye. En vurgu tamam. Sona kalmalı ki neden sakınacağımız İçimize çılmazsız göre. Tamam. Diğerleri de ne olursa ikisi de birbirine yakın demek istiyor herhalde ses çıkarmadıklarına göre. Zaten Allah'ındır göklerde ne varsa ve yerde ne varsa. Hem kesinlikle vasiyet etmiştik sizden önce kitabın verildiği kimselere ve size. Allah'tan sakının diye. وَاِنْ تَكْفُرُوا Ancak eğer yok sayarsanız fe inne lillahi o takdirde muhakkak ki Allah'ındır göklerde ne varsa ve yerde ne varsa ve kânallâhu Ganiyen Hamide. Hem Allah Gani Hamid idi. Daha önce Gani mi yapıyorduk? Öyle mi? Bana da biraz bir değişik geldi. Gani. Belki de ye ile de yazmıyorduk bunu. Geçen yine kullandık. Herhalde yine böyle bir yeri gelmişti. Gayret kullanmışız. Öyle mi? Bakalım. Gani'yi daha bulabileceğiz mi? Yukarıda var mı daha önceden? Var. Ganimetler yok. Acaba burayı gani böyle mi yaptık? Bakalım. Evet. Gani. Yok muydu daha önce? Bak hem de çok varmış gördün mü? Gani'dir demişiz. Burayı da madem öyle yapalım. Gani dipnotuna atalım. Hamid de vardır herhalde. Hamid. Onun yukarıda bulalım. Varmış. Bak Allah ganidir, hamiddir ayeti. Böyle ikisi de buradaymış. İkisini de alalım buradan. Hamid. Acaba bunlar aynı mı? Ganiler. Hiçbir şeytan yegane zengin. Hiçbir şeytan yegane zengin. Evet. Şimdi okuyayım toptan.
zaten Allah'ındır. Göklerde ne varsa ve yerde ne varsa. Elhamdülillahi Rabbi. Metinatikumullah. Hem kesinlikle vasiyet etmiştik sizden önce kitabın verildiği kimselere ve size Allah'tan sakının diye. Ancak eğer yok sayarsanız o takdirde muhakkak ki Allah'ındır. Göklerde ne varsa ve yerde ne varsa. Hem Allah gani, hamid idi. Varsa başka bir mülahaza ona bakalım. Yoksa değişiklik malayı değiştirdim hocam. Söyle bakalım abi. Şöyle nerede? Herkesi de vasiyet etmiştik. Size ve sizden önceki kitap vermiş kimselere gibi bir şey anladın. Hem kesinlikle buradaki gibi okudun. Kesinlikle vasiyet etmiştik size, sizden önceki kitap vermişlere. Sırasını değiştirdin ayetteki. Evet, ayette onlar önce geliyor. O yüzden onu değiştiremeyiz. Peki başka bir mülahaza yok ise kapatayım mı? Tamam. Nisa suresi 131. ayetin bu kez İngilizcesine bakalım. Dördüncü sure 131. ayet. Velillahi. And to Allah. Velillahi. Ma fis semawati. What is in the heavens, وَمَا فِي الْأَرْضِ and what is in the earth, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ and to Allah, what is in the heavens and what is in the earth, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا and certainly, we have recommended, and certainly we have recommended, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ to those أُوتُوا الكتابة who were given the book ولقد وصينا الذين أوتوا الكتابة من قبلكم from before you وإياكم and you وإياكم أن اتقوا الله that you protect yourselves against Allah. أن اتقوا الله. And certainly we have recommended to those who were given the book from before you and you that you protect yourselves against Allah. وَإِن تَكْفُرُوا but if you deny وَإِن تَكْفُرُوا but if you deny فَإِنَّ لِلَّهِ then verily to Allah مَا فِي السَّمَاوَاتِ what is
in the heavens, وَمَا فِي الْأَرْضِ and what is in the earth. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا and Allah was غني حميد. Bakalım İngilizcelerinde bulabilecek miyiz? Hamid. Bulamadık. Kaçtı demin ki? Hangi sure neresinde bulduk onu? Gani. Şöyle gidelim belki buluruz. Gani. Allah Allah. Hiç mi yazamıyorum aynı şeyi? Ali İmran kaçtaydı? Öyle mi? Bakalım. Ali İmran şuralarda bir yerdedir. Üçüncü sure değil mi? 97. 119, 92, 97. Yok orada değilmiş. 197. ...186... ...197. Gani. Dur gidelim bakalım neredeymiş diye. Niye biz aynı şeyi yazamadık ki? Gani. Hamid'den bulacaktım. Öyle mi? Bulduk işte. Yazdım, kaç? 267. Siz Hamid deyin. Şeyde o zaman Bakara 267. Var mı oranın İngilizcesi? Bakara 267. Var abi. Bakalım. 267 yok. Başka gani var mı? Hamid yazın hocam. Direkt bir önceki çıktı zaten. Hangi bir önceki? Gani. Gani'dir. Halim'dir. Bu kaçıncı ayet? Yine 264 bu. Gani'ydi, Hamid'idi. Bak 3 şey kaç bu? Ali İmran 97. Ali İmran 97 evet. Orada varmış. Niye demin bulamadık? Vardı Gani diye ama çok değişik yapıyordu. Öyle mi? Ali İmran 97. Bakayım. Her defasında yeni bir evet. Şey mi uyduruyoruz? Aynen. Hani burada? Bak yok hayır hayır. Ne demişiz orada? So Allah is a rich from the world. Gani'yi biz burada açık yazmışız. Evet. So Allah is a rich from the world. Allah her şeyden yana ihtiyaçsızdır. Zengin manasında böyle demişiz. Biz dönelim aşağı. Oraya dipnot yazalım. Hamid var mı bari buralarda? İngilizce'de Hamid. İşte orada yok. Hamid de yok. Tamam, şimdi ikisini de yazalım. Peki أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.